8. sınıftayken ideolojik tartışmaların işte bizim başladığımız, ideolojik olarak birbirimizle görüş alışverişine döndüğümüz ve işte dünyada komünizm nedir, sosyalizm nedir, işte milliyetçilik nedir, işte İslamcılık nedir'in tartışmasının olduğu dönemlerde Milli Türk Talebe Birliği ile tanıştım o yıllarda. Ve o Milli Türk Talebe Birliği'nin yayınlarından o zamanlar çok etkilendim. Yani insan hayatını, sosyal hayatı ki işte ideolojimiz de onun üzerine kurulu olduğu için daha mutlu, daha müreffeh bir yaşam olabilmesi için oradaki İslam dininin ortaya koymuş olduğu görüşler, işte uygulamalar ve bunları anlamaya çalıştım o dönemde. Onları da her zaman rahmani bir şeyin dışında sosyal, toplumsal bir kurallar olarak değerlendirdim. Yani benim yaşamımda daha lise 2. sınıfta bir öğrenciyken benim beynimdeki kurguladığım şey şuydu. İnsanları Allah yaratmış. Allah çok mükemmel bir varlık yaratmış. İnsan hakikaten mükemmel bir varlık. O zaman bu insanı, bir insanı en iyi tanıyan onu yaratandır. O insanın nasıl mutlu olması, nasıl mutlu yaşaması ve nasıl mutluluk içerisinde bu dünyadan geçmesi gerektiğini de bilen Allah'tır. Öyleyse Allah o insana tavsiye ettiği kurallar o insan için en doğru, en ideal kurallardır diye bak. Yani ben namaz kılmanın işte Allah'ın namaz kılınmasına ihtiyacı olduğundan dolayı değil, işte Bizim namaz kılınırken o okunan duaların işte onların işte Allah'ın istediği için değil. Aslında namaz kılarken bir insanın fiziksel olarak yaşamı içerisinde yapması gereken hareketleri yapmasından, okuduğu ayetlerde ve onun içerisindeki surelerin anlamlarını bilmesi ve o anlamlara göre yaşaması gerektiğine inanarak yani ben inancımı bu yönde değerlendirdim. Hala öyle değerlendiriyorum tabii, öyle bakarım. Ve siyaseten de beni toplumsal olayların içerisine iten, topluma değer vermeye yönlendiren ve siyaset yapma gereğini bana hissettiren şeylerden bir tanesi de o gençlik yıllarında kılmış olduğum bir cuma namazıdır. Çünkü cuma namazına gittiğimizde o zaman hani ilk gittiğimde kendimi bildiğim şekli olarak söylüyorum. Yani 16, 15-16 yaşlarındayken imam hutbeye çıkmış. Hutbede anlatıyor. Daha sonra bu niye böyle oldu diye baktığımda aslında hutbenin sosyal ve toplumsal olayların ortaya çıkan sorunları çözmek adına o bir hafta içerisinde yapılması ve uygulanması gereken kurallar olduğunu gördüm. Yani aslında toplumun yönetimiyle ilgili bir parçaydı o. Dernek toplantısı gibi. Yani bir nevi evet onun gibi. Daha sonra bununla ilgili küçük bir kitap okudum. O beni çok etkiledi. Yani hayatım boyunca böyle dünyaya bakışım, insanlığa, topluma bakışımın bir taslağı oldu. O okuduğum kitapta şöyle diyor. Diyor ki insanlar mahalle mahalle, köy köy toplumsal şeyler vardır, kurumlar vardır. İnsanlar bir arada olan insanlar mahallede köy olarak ayrılır. Hepsinde birer tane cami vardır. Her camide imam vardır. İmam hani bizdeki gibi değil, kadrolu değil. Her vakit camide namazı
o beldedeki en çok saygı gören, değer gören kişi kıldırır. Kıldırdıktan sonra, namazdan sonra, namazın sonunda geriye döner, cemaate döner. Cemaate dönmesinin sebebi, namazdan sonra, ey cemaat, geçen vakitten bu vakte kadar herhangi bir sorun, sıkıntısı olan var mı diye sorar. Varsa orada tartışılır, karar verilir. Çözümlenir. Çözümlenir. Eğer çözülemeyecek bir karar varsa, imam diyor, onu not alır. Cami defterine. Her gün 5 kere bu şekilde toplanılır. Daha sonra, perşembe günü öğleden sonra, hatta cuma vakti işte, perşembe öğleden sonra girer derler. Perşembe günü öğleden sonra cami imamları cuma camiinde toplanır diyor. Cuma camiinde toplandığı zaman o çözemedikleri sorunlar orada tartışılır. Alınan kararlar hutbede okunur. Hutbenin de herkesin duymasını sağlamak için hutbe okunurken konuşana sus demek bile günah. Yani sus demek, yani ses çıkartmak rahmani bir şey değil, yani o günahlığından dolayı değil. Kuraldır aslında, onu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin duymasını sağlamak. Dolayısıyla yani toplumsal ve sosyal yaşamı bu kadar güzel anlatabilecek bir sistem ben tanımıyorum yani. Belediye yönetimi, belediyecilik bizde biraz sorunlu. Yani şöyle sorunlu. Hani bizde belediyecilik çok eskiden beri var. Ama yani halka hizmetin tam noktası çünkü o. Ve siz bunun çok altını çiziyorsunuz, halka hizmeti. Halka hizmet, hakka hizmet. Yani bu zihniyet sizde çok var. Evet. Şu anda zaten seçim atmosferindeyiz. Bazı dostlarımız yola çıktılar. Evet. Çalışıyorlar. Bizim de bazı dostlarımız sizin de söylediğiniz gibi terkinde bulunuyorlar ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yine gençlik yıllarımda kendime göre aldığım kararlardan bir tanesidir. Yani belediye başkanlığı hiçbir zaman hedefimde olmadı. Evet yani. Onu hiç düşünmedim. O bana yani, ilginç geldi. Şöyle, onun arkasında aslında şöyle bir şey var. Ya toplumsal olarak sorunlu bir toplumuz biz. Yani çok parçalı bir toplumuz. Dolayısıyla ortak noktayı bulmak çok zor. Yani parçalılık, o kadar çok parçalılık var ki. Yani bu parçalılığa baktığımızda özellikle yerel seçimlerde bu çok ön plana çıkıyor. Etnik parçalılık var. Kültürel var. Hocam hepsini çalışmışsınız siz. Evet. Yani bu milletlerin artık akademik şeyini, Düzce'deki, Akçakoca'daki milletin akademik çalışmasını bile yapmışsınız. Yani şeyde anladığım kadarıyla vekillikte ben toplumun bir kesimini temsil edeceğim gibi bir rahatlık var. Ama belediye başkanlığında herkese birden hitap edebilir miyim gibi bir korkunuz var. Ben size şunu söyleyeyim, yani bu aldığınız yol, bu kadar yılın tecrübesi size bu kabiliyeti kazandırmış. Yani siz herkesi anlayabilecek, herkesle empati kurabilecek bir olgunluktasınız. Yani bunu değerlendirmelisiniz gibi geliyor bana. Bir korku var galiba, değil mi hocam? Geçmişimde yapmış olduğum siyasi görevlerimi hep isteyerek yaptım. Talep ederek yaptım. Yani genel meclis üyeliği de dahil. Sadece ilçe başkanlığı benim talebimin dışında gelişti. Onu ben istemedim. Yani böyle bir şey düşüncem de yoktu. Yine o dönemin il başkanının işte sizin anlattığınız gibi bu senin üzerinde sorumluluk demişti. Hatta şöyle bir ifade kullandı ki o beni çok etkilemişti. Ben 2 gündür Akçakoca'da dolaşıyorum. Teşkilatı senden başka hiç kimsenin toparlayamayacağını söylediler demişti. Ve dolayısıyla bu senin için, sende Akçakoca adına büyük sorumluluk dedi. Biz o sorumluluğu almak durumunda kaldık. Daha sonra da hatta ben bunu eşimden de sakladım. Çünkü eşim çok fazla böyle siyasetle çok uğraştığım için çok ihmal etmiştim ailemi, çocuklarımı falan. Saklamıştım.
Ve en son işte karar verdik. Ankara'ya gidiyorum. Görevi tecrübe alacağım. Görevi alacağım üzerine. Hanım duymuş. Telefon etti. Telefonu açtım. Kızılcahamam civarındayız. Böyle. Ondan sonra dedi ki bana nereye gidiyorsun? Dedim Ankara'ya gidiyorum. Ne yapacaksın? İlçe başkanı oldum. Dedi ki arabayı orada durdur. Arabadan in. Ben seni almaya geliyorum dedi. Hanımın söylediği söz. Ondan sonra neyse yani biraz onu da gönlünü aldık, ikna ettik. Ve o görevi aldık. Görevi aldıktan sonra toparladık. Seçime girdik. Seçimde de başarı elde ettik. Ama seçimden sonra bizi en yakın arkadaşlarımız sırtımızdan vurdu. Yani işte bu Türkiye'deki siyaset anlayışı, siyaset yapan insanların, siyasetin içinde olan insanların siyaset dışı davranışları beni gerçekten ürkütüyor. Yani bir de bunları yaşamış biri olarak ki yani bir belediye başkanlığında ürkütüyor hakikaten beni yani. Yani aynen. Ben şöyle başarılı olabileceğime, yani yapmak istediğim şeyleri yapabileceğime inansam girerim. Ama ona inanamıyorum. İnanamıyorum yani kiminle yola çıkacağım, kiminle birlikte hareket edeceğim ve o yola çıktığım insanlar yarın benden ne talep edecek, ben neylerle karşı karşıya kalacağım, hep soru işareti. Yani Türkiye'de yerel yönetimler, yerel siyaset maalesef bu noktaya getirilmiş. Yani ben şu anda aktif siyasetle öyle ki kendi partim AK Parti yani 20 yıldır iktidar bir güç zehirlenmesi ortada. AK Parti'de siyaset yapan arkadaşlarımızın, dostlarımızın konumu ve pozisyonunu görüyorum. Hakikaten kaliteli, liyakatlı, hakikaten güzel hizmetler yapan, siyaset yapmaya çalışan arkadaşlarımızın hepsi küstürüldü. Ve bunlar küstürülürken de doğal yollarla yapılmadı. Yani çok çirkin yöntemler uygulanarak yapıldı. Bunları bizzat yaşamış bir insanım. Ki hatta şöyle bir örnek vereyim size. En son İl Genel Meclis üyesiyim. O dönemde İl Genel Meclis Başkanı seçeceğiz. Ya topu topu 15 kişiyiz. 15 kişi kendi arasında oylama yaptı. İki tane adayımız var. İki arkadaş aday. Başkanlık için. Ve oylama yaptı. 8'e 7 bir aday kazandı. O akşam öğrendim ki diğer aday da o adaya oy vermiş. Yani bunları neyle açıklarsınız? Yani en yakın dost bildiğiniz arkadaşlarınız karşınızda sizin bir takım ayak oyunları yapıyorsa burada ben başarılı olabileceğimi düşünmediğim için bugüne kadar da hiç yani belediye başkanlığı düşünmedim. Yani bugün de düşünmüyorum.